Bu soru direkt size hitaben gönderildi. Sinan Canan, maymunların evrim geçirip insan olması olan evrim teorisine kendisi inanıyor mu? Maymunların evrim geçirip insan olmasına diye bir evrim teorisi duymadım. Bir duysam bir incelerdim ama bildiğimiz öyle bir evrim teorisi yok. Evrim teorileri genel olarak canlıların birbiriyle nasıl akraba olduğunu ve bu akrabalığın nasıl çeşitlendiğini açıklamaya çalışırlar. Bunların zaten şu anda en baskın olanı işte Darwinci evrim teorisi dediğimiz bir evrim teorisi. Başkaları da var ama Darwinci evrim teorisi de bize diyor ki bugün adına maymun dediğimiz canlılarla yani o kuyruklu maymunlar ve insansı maymunlar dediğimiz mesela hazalın kupasında şu anda bir insansı maymun var, bir şempanze muhtemelen. Bunlarla İnsanın atası geçmişte ortaktı. Daha ortada maymun diyebileceğimiz bir canlı yokken hem maymunların hem insanların ortak bir atası vardı diye bir öngörü yapıyor. 50-60 yıl sonra Darwin'in türlerin kökenini yayınlamasından bu konuda ilk kanıtlar çıkmaya başlıyor ve biz 30-40 yıldır net bir şekilde Yaklaşık 14 milyon yıl kadar evvel bugünkü maymunlarla, bütün maymun türleriyle buna orangutanlar, şempanzeler, goriller falan da dahil olmak üzere onlarla primatların insanlar dediğimiz türleri arasında bir akrabalık ilişkisine en erken 14 milyon yıla dayayabiliyoruz. 14 milyon yıl önce adına maymun diyebileceğimiz bir canlı yoktu zaten. Primatlar vardı. Bugünkü maymunlara tabii ki biraz benziyorlardı. Çünkü biz ne kadar maymuna benziyorsak yapı olarak onlar da maymunlara benziyordu. Fakat milyonlarca yıl içerisinde gelişen türleşmeler neticesinde böyle türler ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Bu arada 14 milyon yıl deyince size ne çağrışıyor bilmiyorum ama biraz uzun bir süre. Yani şöyle bir düşünürsek 14 milyon. Şimdi saymaya kalksanız torununuz devam eder. Ve bunların her biri bir yıl. O yüzden bu kadar uzun süre içerisinde böyle bir durum var. Maymunun insan olduğu bir evrim teorisi yoktur sevgili arkadaşlar. Maymun insan olmamıştır. Öncül bir canlı hem maymunları hem insanları netice vermiştir. İnsanlar da 3'ten 5'ten fazla tür iken yakın bir zamana kadar 50 bin 100 bin sene önceye kadar şu anda tek bir türü kalmıştır biz homo sapiens sapiens diğer türler işte neandertaller bilmem neler ortamdan tükenmiş gibi gözüküyorlar. Bu meseleyi böyle maymundan türeyen diye yaftalamadan önce bir ricam yani okuyun bir şey olmaz. Mesela bir popüler evrim kitabı alın şöyle bir baştan sona bir bakın. Eğer gerçekten böyle sakin bir zihinle okursanız çok ciddi bir aydınlanma geçireceksiniz. Çok acayip şeyler öğreneceksiniz. Hani o zevki tatmış birisi olarak söylüyorum. Tekrar edeyim altını çizerek söyleyeyim. Öyle bir teori yok. Maymunlar insana dönüşmemiştir. Dolayısıyla buradan hemen şu klasik soruya da cevap vermiş olayım. Madem ki maymunlar insan oldu. Bugünkü maymunlar neden insan olmuyor diye meşhur bir soru var biliyorsunuz. Öyle bir soru da yok dolayısıyla. Yani bu <laughs> tek şey soruyla evrimi da. bitiren adam vardı ya video. İnsanlar maymundan geliyorsa arkadaş şimdiki maymunlar neden insan olmuyor ya? O zaman hocam ortak kataya değinmişken şöyle bir soru vardı. Hemen onu yönelteyim. İnsan evrimleşirken tek bir insan olarak mı evrimleşmiştir? Yoksa farklı bölgelerde farklı insanlar veya gruplar olarak mı evrimleşirmiştir? diye bir soru da gelmiş. Hiçbir canlı aslında tek bir tür olarak evrimleşmiştir evrimleşmiyor. Şimdi evrimin o kadar karmaşık prosedürleri var ki. Mesela bunlardan yani 10-15 tanesini biz derslerde anlatıyoruz ama bir tanesini örnek vereyim. İzolasyonla türleşme diye bir şey vardır. Bu şöyle işler. Canlılar normalde her nesilde yeni farklı bireyler üretiyorlar ya böyle devamlı genetik kombinasyon karıştırılıyor ve biz hani biliyoruz ikiden fazla kardeşimiz varsa hiçbirimizin birbirine benzemediğini biliriz. Aynı anne babadan olsak bile birçok özelliğimiz birbirinden farklıdır. Hatta bazen kardeşler böyle çok uzak gözükürler birbirlerine. Yani hiç kardeş falan demezsin. Ne tipleri ne huyları hiçbir şeyleri benzemez. Şimdi bu çeşitlilik aslında toplum içinde sürekli çapraz döllenmelerle yani aileler arası evlenmeyle belli bir normal seviyede tutuluyor ve biz toplum içinde sürekli gen alışverişi yaptığımız için böyle birbirimizden çok farklı canlılara dönüşmüyoruz. Ama düşünün ki insanlar ya da Mısırlar ya da kertenkeleler arasına bir bariyer, bir set çektiniz. Doğal afet oldu. Aramıza bir deniz girdi işte karalar çöktü aramız aşılmaz bir deniz girdi öyle düşünün. Ve biz 1 milyon yıl boyunca karşı kıyıdaki insanlarla hiç görüşemedik. Cinsel birleşme olamadı ve yavru yapamadık onlarla. Ne olacak aradan geçen yüz binlerce milyonlarca yıl içerisinde her grup kendi farklı kombinasyonlarını üretecek ve aralarında genetik geçiş olmadığı için... Bunlar yavaş yavaş farklılaşmaya başlayacaklar. Fakat bunlar ayrı türler olma yolunda zamanla, değişen nesiller boyunca farklı özellikler biriktirirken bir gün diyelim, bir şanslı durum oldu, deniz kurudu ya da birisi köprü yaptı. Bu taraftaki insanlar o tarafa, o taraftakiler bu tarafa geçmeye başladı. Yahut işte mısırlar tozlaşmaya başladı, nasıl derseniz. Canlılar tekrar gen alışveriş yapmaya başladılar. Bu durumda karşımıza çıkacak olan şey, bir taraftaki genetik biriken o farklı genetik kombinasyonlar öbür taraftaki kombinasyonlar karışıp yeni imkanlar ortaya çıkaracaklar. Yani yeni bir takım özelliklerin ortaya çıkmasına sebep olacaklar. Bu her iki popülasyonda zenginleştirirken bunların tür olmasını da engelleyecek, ayrı türlere dönüşmesini engelleyecek. Artık bunlar tekrar daha zengin gen havuzu olan birleşmiş bir gruba dönüşecekler. Tabiatta mesela bunun örneklerini biz görüyoruz. Birbirinden ayrı türler olarak bildiğimiz mesela aslanlar ve kaplanlar var. Bu iki canlı türü birbirinden farklı tür. İkisini de ayrı ayrı isimlendiriyoruz şey olarak. Bir tanesi Pantera tigris, bir tanesi Pantera leo diye. Fakat özel koşullarda, tabiatta pek görmüyorsunuz ama özel koşullarda hayvanat bahçelerinde falan aslanla kaplan çiftleştirilip liger ya da tayon denen canlılar üretiliyor. Türkçesi kaslan ya da aplan diyebiliriz ona. Aslan kaplan karışımı İşte anne aslan kaplansa adı kaslan oluyor. Anne kaplansa işte adı aplan oluyor. Neyse öyle bir isim veriliyor buna. Aslanla kaplanın kırması olan canlılar üretebiliyorsunuz. Şimdi türün tanımı neydi? İki ayrı tür dediğimizde birbiriyle üreyemeyen, ürese bile üreyebilir yavrular yapamayan canlılara biz ayrı türler diyorduk. Fakat burada dikkat edin aslanla kaplan sınırlı ortamlarda da olsa ürüyorlar. Üredikleri zamanda üreyebilir bir yavru yapıyorlar. Şimdi bu bizim tür tanımını gümletti. Ne oldu? Demek ki onlar ayrı tür değilmiş ama normalde birbirleriyle çiftleşmiyorlar. Demek ki ayrı tür olmalarına benzer bir durum da var. Dolayısıyla buradan çıkaracağımız sonuç çok basit. Aslan ve kaplan tarihte ne kadar süre önce birbirlerinden ayrıldılarsa tür olarak daha henüz iki farklı tür yani birbirleriyle tamamen çiftleşemeyen iki ayrı organizma olma dönüşümlerini tamamlamadan birbirleriyle karşılaşan iki organizmadan bahsediyoruz. Yani aslında kökenleri aynı kedigillerdenler ikisi de ve tam farklılaşamadan gen alışverişi yapıyorlar ve böylece ortaya kaslan diye bir hayvan çıkıyor. Bu arada Arkadaşlar kaslanlar problemli hayvanlar. Yani onların üretilmesi falan da yasaklandı ya da aplanlar. Çünkü bunlar devamlı büyüyorlar. Hayvanlar çok fazla hasta oluyorlar. Yani genetik problemlerle doğuyorlar bu hayvanlar. Tabi görünüşleri çok ilginç olduğundan aratırsanız özellikle İngilizce Tion veya Liger diye aratırsanız internette resimlerini görebilirsiniz. Hakikaten böyle devasa korkutucu ama aynı zamanda hantal, çok zor hareket edebilen, kendi kendilerine yetemeyen hayvanlar ortaya çıkıyor. Tabiatta işte araya üreme izolasyonu dediğimiz yani iki grubun birbirine üreyememesinin sebebi bu tip melez yavruların tabiatta yaşamasının zor olmasından kaynaklanıyor. Ama tabii biz hayvanat bahçelerinde onları şov amaçlı olarak yaşatabildiğimiz için suni bakımla falan biraz hayvanların tabiatlarını böyle zorluyoruz. Şimdi bunu niye anlattım? İnsanın geçmişinde de aynı böyle bir hikaye var. Mesela insan türleri pro konsül dediğimiz bugünkü maymunların da atası olan birçoğunun atası olan bir ön canlının torunları gibi duruyor. Şimdi o ön canlı önce Avustralopitesinler denen bir gruba yol açmış gibi görünüyor. Bunlar insanın öncül ataları Australopithecus, Arbitecus bilmem ne falan filan gibi garip garip canlı isimleri var. Latince söyleyince havalı geliyor ama meşhur Lucy vardır ya Lucy hani hep böyle işte ilk dik yürüyen insan falan diye hatta ismine film de yapıldı Scarlett oynadı. O Lucy mesela ilk dik yürüyen insan örneklerinden bir tanesi. Ama dikkat edin bu türlerin ismi homo değil henüz. Avustralopitesinler diyoruz. Yani Avustralya'da bulunan iskeletlerden falan ilk defa teşhisi konduğu için ismi oradan geliyor. Ve bunlar Homo'dan önceki insan türleri. Sonra bakıyorsunuz Homo'ya doğru gelirken en uzun süreli insan türü Homo erectus ortaya çıkıyor. Özellikle Asya'da ve Avrupa'da, Doğu Avrupa taraflarında Homo erectus'a dair çok izler görüyoruz. Hemen hemen ondan işte yaklaşık 500-600 bin yıl sonra ya da 1 milyon sene sonra Homo ergaster, Homo naledi, ondan biraz önce Homo Habilis yani şeyden hemen evvel, Rektus'tan hemen evvel, Homo Habilis yani marifetli insan olarak isimlendirilen, ilk kez taş aletler yapan insan i̇şte ve Homo Neanderthalensis bu en son bizimle beraber dünyayı geçici bir süre paylaşmış arkadaşlar ve Homo Sapiens ortaya çıkıyor. Bu hikaye bize ne anlatıyor? Primatlardan insana doğru giden dal tek bir dal olarak gitmiyor bir sürü dal olarak dallanıyor. Bunlardan önemli bir kısmı şimdilik yok. Yani türleri tükenmiş görebildiğimiz kadarıyla. Ama genetik araştırmaların kuvvetle düşündürdüğü bir şey var. Gen alışverişi var. Aynı aslanla kaplan arasındaki gibi. Farklı türler olmalarına, olmaya başlamalarına rağmen sen Neandertallerle insanlar çiftleşmiş. Bunu biliyoruz. Ve biz genlerimizde özellikle Kuzey Avrupalılar genlerinde bol bol Neandertal geni taşıyorlar. Bol bol derken %3-5 oranında. Ve bu genler bugün tarif edilebiliyor. Bu arada arkadaşlar hani diyeceksiniz ki ne biliyorsun Neandertal'in geninin? Neandertallerin genetik izleri çok nadiren kemiklerinden yani kemik buluntularından elde edilmiş parça pincik ve çok zor analiz edilen DNA parçalarından kılı kırk yararcasına tespit edilmiş kalıplar ve bu teknik olarak çok çok zor bir iş. O çalışmayı yapan adam kör oldu. Şu anda Sultanahmet'te dileniyor. Yok Sultanahmet'te dilenmiyor. Şimdi Sinan Hoca'nın söylediği her şey gerçek diye Sultanahmet'te paleogenetikçi aramaya gitmeyin. Böyle gaza getiriyorum yarın Sultanahmet'te zenci kovalamayın. <laughs> bana mı lan falan öyle bir durum yok ama gerçekten çok zor bir çalışma ve bunun sonucunda neredeyse yanılmaz bir şekilde bu çiftleşme sürecini biliyoruz sözün özü. Bugünkü biz yani homo sapiens sapiens bütün kainatın ortak çalışmasının sonucu olduğumuz gibi aynı zamanda insan türleri arasında en az iki farklı türün de kırmasıyız. Yani birçok farklı yönde evrimleşen insan türünün ortak ürünüyüz. Ağırlıklı olarak homo sapiens özellikleri içeriyoruz. Ama bizim adımız yani homo sapiens sapiens diye bir tür olarak homo sapienslerin doğrudan devamı değiliz homo sapienslere katılmış bir takım genetik bileşenleri de taşıyoruz. Evrim hikayesi böyle tek bir zincir şeklinde anlatılamayacak kadar karmaşık ve tarihte muhtemelen olmuş olan şeylerin birçoğunu hala bilmiyoruz. Orası karanlık bir perde arkasında. Bildiğimiz en önemli sıçrama insana giden yolda işte 48 kromozomlu maymunların bir kromozomunun birleşerek iki kromozomun birbirine birleşerek insanın 46 kromozomluk yapısını oluşturduğu yönünde bir sıçrama var. Bu yüzden bizim işte kromozom sayımız maymunlardan ve insansı maymunlardan daha düşüktür. Onlar 48 kromozoma sahip, biz 46 kromozoma sahibiz. Ve bu büyük radikal değişiklik ancak böyle bakınca görebildiğimiz çok net bir değişiklik olduğu için gözüküyor. Kim bilir araştırmalar, daha ileride bulacağımız yöntemler neler açığa çıkaracak? Bu hikayenin tamamını bilmiyor olmamız hikayeyi uydurduğumuz anlamına gelmiyor. Elimizdeki bütün kanıtları dizince Ortaya böyle bir hikaye çıkıyor. Bu hikayenin çok majör bir şekilde değişmesi için hiçbir mantıklı makul sebep yok. Yani bir şekilde bu hikaye rafine edilerek devam edecek. Biz yeni şeyler öğrendikçe insanın böyle gökten düştüğü ya da yumurtadan çıktığı yönünde herhangi bir ipucumuz yok. Zira yapımız diğer arkadaşlarla hep Can, aynı. Bir saniye bir dakika pardon yani bizi leylekler getirmiyor mu? Ne leyleği diyorsun pelikan bizim orijinalimiz o. Vay be ya. Pelikanlar getirdi. Evet, buraya yerleştiriyor bebe. Melike bile güldü yemin ediyorum arkada ne oluyor diye.